Haftada Topkapı Şube'den herkese merhaba. Bugün Eylül 2022 TUS açıklandı. Biz de birincimiz Doktor Hamza Temiz ile sıcağı sıcağına röportajdayız. 87'den bu zamana kadar alınan en yüksek TUS puanı olan 85 puanla birinci oldun Hamza. Neler hissediyorsun? Öncelikle mutluyum. Çalışmalarımın karşılığını aldığım için memnunum. Peki herkesin merakla beklediği soru, kaç netin vardı sınavda? Klinik bilimlerden 107,5, temel bilimlerden 105,25, toplamda da 212,75 netim vardı. Tebrikler Hamza. Peki TUS'a ne zaman çalışmaya başladın? Şimdi önce bu soruyu sorunca herkesin senden beklediği cevabı söyleyeyim. Muhtemelen üniversite sınavının bitişiyle beraber fakülte tercihini yaptım ve TUS çalışmaya başladım diye bekliyor herkes. Sen ne diyeceksin bu soruya? Yok, öyle başlamadım. Kendime yarım dönem ara verdim. Tabii ki de böyle olmadı. Ya şimdi bu soru gerçekten önemli. Evet. Senden en doğru ve samimi cevap vermeni istiyorum. Sen TUS'a ne zaman çalışmaya başladın? Şöyle, aktif olarak 5. sınıfın başında Haseki Şube'deki canlı derslerle başladım. Canlı yüz yüze ders seçmeyi tercih ettim. Ama ondan öncesinde de bize dershanenin vermiş olduğu prospektuslarla 4. sınıftaki büyük stajlarımız dediğimiz dahiliye, pediatri, genel cerrahi, kadın doğumu, bu prospektuslar üzerinden çalışmıştım stajları alırken. Yani bir nevi 4'ün başında diyebiliriz. Anladım, ama 5. sınıfta canlı derslerin. Evet, canlı. Peki hepsine gelebildin mi? Kaçırdığın ders oldu mu? Çoğunluğuna geldim. Kaçırmışsam da yine offline şubede ya da online sistemde dinledim tekrardan. Anladım. Peki bu 5. sınıfta nasıl bir çalışma sistemi kullandın? Şöyle yaptım. O hafta dersi dinledim. Mesela o hafta kadın doğum dersim varsa, hı hı, o dersi dinledikten sonraki ilk hafta diğer derse kadar o kadın doğumu tekrar ettim. İlk tekrardan sonra tüm TUS sorularını çözdüm. Vaktim kalmamıştı. Diğer hafta diğer ders geliyordu zaten. Anladım. Peki yine herkesin merak ettiği bir soru. Boş bir günde günlük kaç saat ders çalışabiliyorsun veya kaç saat çalıştın bu süreçte? Ortalama yaklaşık saat 9'da başlayıp akşam 9'a kadar çalışıyordum. Tabii molalarda veriyordum yani molalarda. Anladım, tamam. Yani yaklaşık 12 saat ve içinde molalarda da ayrım. Anladım. Peki şimdi biz eğitmenler olarak dershane denemelerinin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Ve denemelere mutlaka düzenli olarak gelinmesi gerektiğini söylüyoruz. Hatta 5. sınıfın başından itibaren bütün denemelere girilmesi gerektiğini söylüyoruz. Peki sen sınava girmiş ve birinci olmuş bir kişi olarak dershane denemeleriyle sınavın uyumunu gördün mü sınavda? Kesinlikle gördüm. Benim net sayım da dershane denemelerine yakın geldi zaten, sınavdaki netlerim. Sınavda denemedeki soru tiplerinin, yani soru dağılımının sınavına gayet uyumlu olduğunu gördüm sınavda. Ya bu insanı tabii mutlu ediyor. Anladım. Peki yine herkesin merakla beklediği bir soru. Tüm TUS sorularını ne zaman çözdün? Yine soru bankalarımızı ne zaman çözdün? Bu soruya ders ders de cevap verebilirsin. Bütün olarak da cevaplayabilirsin. Şöyle, tüm TUS sorularını klinik branşlarda özellikle işte o hafta diyelim kadın doğum dersini gördük. Tekrarını, hı-hı, yaptıktan sonra, ilk tekrardan sonra tüm TUS sorularını çözüyordum. Ama temel bilimlerde de yaklaşımım daha farklıydı. Şöyleydi. Temel bilimi çalıştıktan sonra belli bir süre geçiyor. Dersi unutmaya başlıyorsunuz. O zaman dersi tekrar hatırlamak için tüm TUS sorularını çözüp dersi tekrar hatırlamak. Yani tekrar niyetini aslında temel bilimlerde konudan ziyade soru da tekrar etmek daha güzel. Anladım. Güzeldir. Peki bizim farklı farklı soru bankalarımız da var. Klinik, evet, bilimler için vaka kitaplarımız var, vaka kampımız var. Bunlara yaklaşımın nasıldı? Yani vaka kitaplarını kesinlikle öneriyorum. Çünkü TUS'ta, yani son TUS'ta benim girdiğim TUS'ta biyokimyada dahil, anatomide dahil olmak üzere vaka soruları çıktı. Ve bu vaka sorularına yaklaşım için daha önceden bu vaka sorularının benzer sorular çözmüş olmak önemli. Mesela vaka sorularını kesinlikle öneriyorum. Klinisyen Soru Bankası yine içinde çok kaliteli sorular var. Onda hem yeni formatlı sorular hem vaka tarzı sorular, her çeşit soru var. Bir de klinik bilimlerde özellikle prospektus soru bankaları da var. Yani bunları çok kimse bilmiyor. Pediatri ve genel cerrahide bu prospektus soru bankalarını da öneririm. Tamam, teşekkürler. Peki sınava girecek adaylara genel anlamda önerilerin neler? Bunu aslında ikiye ayıralım. Ben 5. sınıfın başında bir öğrenciyim. Ders çalışmaya başlayacağım ve kendime hedef bir sınav belirledim. Neler yapmalıyım? 5. sınıftan itibaren kesinlikle ben yüz yüze dershaneyi yüz yüze almanızı tavsiye ediyorum. Yüz yüze aldıktan sonra o hafta o ders aldığınız dersi kesinlikle tekrar etmelisiniz. Ve mümkün olan kısa zamanda da o dersin tüm TUS sorularını, çıkmış sorularını çözmelisiniz. Ki o dersten nasıl sorular geliyor, daha önce nasıl sorular gelmiş görmelisiniz. Tabii daha sonraki tekrarlarınızda da diğer soru bankalarını da çözmelisiniz. Ve kesinlikle
yapmanız gereken şey soru çözmek. Yani birçok insan görüyorum soru çözmeyi ikinci plana atıyor. Konu tekrarını daha çok önemliymiş gibi görüyor ama aslında TUS soru çözmesinde var. Yani bir şey tabii ki öğrenmek de var içinde ama soru çözmeye yaklaşmak bu kesinlikle soru çözerek olacak bir şey. Verdiğin kıymetli bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Şimdi benim açımdan yanlı bir soru olacak ama senin cevabını çok merak ediyorum. Neden TUS Data? Neden TUS Data? Çünkü başarı TUS Data'da. Ya benden önce de öyleydi, bu sene de öyle, seneye de öyle olacak. Yani benim TUS Data'ya kayıt olduğum zamanda da ilk yüzde TUS Data'dan 70 ve üzeri insan çıkıyordu. Yani gayet başarılı bir dershaneydi. İlk 10'da 7-8 en az öğrencisi oluyordu. Bizim üst dönemlerimiz de yine TUS Data'yla kazanmıştı. Ben de TUS Data'yı tercih ettim. Teşekkür ederiz sana. Videoyu kapatmadan önce söylemek istediğin son bir mesajın var mı izleyenlere? Tüm TUS Data ekibine, TUS Data hocalarıma teşekkür ederim. Fakülte hocalarıma, fakültede destek olan insanlara teşekkür ederim. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Fakülteni de söyle istersen, ha, kapatalım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce bölümünde internim. Yani bu da videomuzun en güzel sürprizi oldu belki de. Seni tebrik ediyoruz. Evet, buradan da yakın arkadaşlarım bize videonun sonunda eşlik etti. Onlara da teşekkür ederiz. Seni tebrik ediyoruz. Pasta senin hakkın. Başarıların devamını diliyoruz. İstersen pastanın üfle dileğini tut. Sonrasında kapatalım videoyu. Fotoğraf çekelim.